Evet arkadaşlar. BD ABC'nin açıortayı diyor. Şu madem ki açıortay bunun şurasında kalan parçayla burasında kalan parça ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Şuraya ne yazmış? 10x 5 yazmış. Buraya ne yazmış? 55 yazmış. Bunlar madem birbirine eşit x'i bulalım. Eksi 5'i karşı atarsam 10 tane x. Eksi 5 artı 5 diye geldi. 55. 5 daha ne etti? 60. 10 tane x 60 ise 1 tane x ne eder? 6 eder Ceyhan. İkinci sorumuz hangisi yanlıştır diyor. B ile de ters açılardır diyor. Bakalım B burada D burada bakın zıt yönlere bakıyor. Bunlar ters açılardır doğru. C ile Z yöndeştir diyor. C şu yöne bakıyor Z bu yöne bakıyor. İkisi de sol aşağı baktığı için yöndeştir doğru. B ile T iç ters. İç ters olması için doğruların arasında kalması lazım. Z kural işletmesi lazım. B ile T diyor. Evet, şöyle sağdan sola doğru bir test Z çizersek evet ne oldu? Bakın B ile T şu Z'nin içinde kaldı. Bu önünde, bu arkasında kaldı. B ile T iç ters açılardır. Doğru. Cevap gözüktü ama yine de bakalım. A ile Y ters açılardır diyor. A burada. Bunun tersi C'dir ya da bunun tersi yöndeş olduğu için Z olması lazım. Ama A ile Y asla ters açı değildir. Burası A ise bakın burası a'dır. Yöndeş olduğu için A ile Y nedir? bütünlerdir. Birbirlerini 180'e tamamlar. Yanlış diyoruz Denizli cevap. Üçüncü sorumuz. Hangi şıktaki açıla, e, doğrular birbirine paraleldir diyor. Eğer paralel olsaydı Z kuralı gereği burası 131 ise burada 131 olması lazımdı. Olmadı. Eğer paralel olsaydı U kuralı gereği ...toplamları 180 olurdu. Ne olmuş? 182 olmuş. Olmadı. B'yi bir yere katladım. Cevap B olacak. D'ye bakıyoruz. Paralel olsaydı U kural gereği şuradaki 90'la ile buradaki 91'in toplamı 180 olurdu ama 181 olmuş. Elendi. U kuralını işitiyoruz arkadaşlar. Sola doğru bir U çizersek şu 80 ile bu 100 ne yaptı? 180. E paralel olduğu zaman U kural gereği iki açının 180 olması lazım. Evet doğru. O zaman Bursa diyoruz. Dördüncü soru X nedir diyor Arkadaşlar paralelliği vermiş. Şuradan bir ters Z çizersek. Ters Z çiziyoruz şöyle sağdan sola doğru. İç ters açı burası ile burası eşit olacak. O zaman 5x eksi 20 eşittir 4x artı 10'dan. 4x'i buraya atalım. 5x bu ne diye geldi? Eksi 4x diye geldi. Eşittir. 10 zaten buradaydı. Eksi 20 de alıyorum buraya atıyorum. Artı 20 diye geliyor. İşaretlere dikkat edelim. 5x'ten 4x çıkarsa 1x kalır. 10, 20 daha 30. Zaten 1x arıyorduk. 1x'i bulduk. Bursa diyoruz. Evet bize neyi soruyor? KLM. Bakalım KLM. Şurasını soruyor bize. Şimdi burada şöyle bir M kuralı yok mu arkadaşlar? M kuralı var. Şu ortası ne olacaktı? Şu 55 ile şuradan gelenin toplamına eşit olacak. Ama buradan geleni vermemiş. Burayı biz bulacağız. Nasıl bulacağız? Şurası 120 ise toplamda bütünler aç olduğu için 120 ise burası ne oldu? 60 oldu. Birini 180'e tamamlar. Evet ortayı bulmak için arkada kalanların toplamları 55, 60 daha 115 eder. Ve L açısı neymiş? 115'miş arkadaşlar. Altıncı soru arkadaşlar. Burada biraz hayal gücümüzü çalıştıracağız. Şu B, bu eşkenar bir üçgen. O zaman ne olacak? Tüm açıları 60, 60, 60 derece olacak. Çünkü toplamda 183'e bölersek her açıya ne düşer? 60 düşer. Şimdi diyor ki şu B ve C'yi üst üste gelecek şekilde katlıyorlar. Bakın B'yi alıyor buradan C'nin üstüne yapıştırıyor. Sonra bu tarafını böyle e, sertleştiriyor yani bastırıyor üzerinden. Sonra açınca burada ne oluyor? Bir iz çıkıyor. Bu izle alakalı hangisi kesinlikle doğrudur diyor soruda. Bu eşkenar üçgen olduğu için her kenar açılım birbirine eş. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde katlayıp açarsam bunlar ne olur? Birbirine eş olur. Ve şu çizdiğim şeyin e, ne olur? Burası 60'dı. Tam ortadan gittiği için ne yapacak? 30'a 30 bölecek. E, mesela 10 olsun hadi şu BC kenarım. Ben bu B'yi C'nin üzerine attığım zaman burası ne oldu arkadaşlar? 5'e düştü. Açtığım zaman 5'e 5 ne oldu? Böldü. Yani bu çizmiş olduğum şey nedir? Kenar ortaydır. Kenar ortayı görmedik ama kenar ortaydır. Biz neyi gördük? Açı ortay. Ee, aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Burayı da iki eş parçaya böler. Çıktığı açıyı da iki eş parçaya böler. Yani B, A, C açısının açı ortaydır diyoruz. Nerede var? B, A, C açısının açı ortaydır diyoruz. Ceyhan. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu seneye göreceksiniz. Aynı zamanda nedir burası? Dikliktir. Eşkenar üçgende bu katlama çizgisi ya da ne diyelim yükseklik, kenar ortay, açı ortay hepsi ne yapar? Aynı yerde birleşir. Üçü bir aradadır. Yedinci soru. Yine bu kuralından gidiyoruz. Bakın arkadaşlar şu C, D'yi görmüyorsunuz. Burayı yok farz ediyoruz. Sadece GF var ve AB var diye düşünün. Bu ikisi arasında kalan açılar ne olacak? 180. Şurada bir 130 varsa Burada ne olması lazım? 50. Ama sadece 30'u var. O zaman A'ya ne düştü? 20 düştü. Şimdi GF'yi görmüyorsunuz. CD'yi ve AB'yi görüyoruz sadece. O zaman şuradaki açıyla buradaki açıdan olmak zorunda. 180 olmak zorunda. E 20'si buradaysa 4B'ye ne düşecek arkadaşlar? 160 düşecek. Bakın A zaten hemen bulundu. A neymiş? 20. B 4 tanesi 160 ise bir tanesi ne yapar? 40 yapar. A'yı da bulduk, 40'ı da bulduk. Bunların toplamları ne eder diyor? 60 eder. Evet, 8. soru iç içe tam 3 tane U kuralı var. Şimdi şu P, PR ve MN'yi unutun arkadaşlar. Sadece ST'ye ve KL'ye odaklanın. Bu iki, açı, bu iki doğru arasında iki tane açı var. Birisi 55, diğeri 20. 20 ve 4x'ten oluşan şu açı. 55 ile buradaki açıyı topladığında ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. 180'den 55 çıkartırsak buraya komple ne kaldı? 125 kaldı. E, 20, 25 daha 45'i buradaysa ne kaldı içeriye? 80. Demek ki 4x neymiş? 80. Buradan bir x'i bulacağım. x neymiş? 20. Dursun. Y de lazım, z de lazım. Şimdi y'yi bulalım. Şu 4x 80'di. Bu sefer de KL ile MN arasında bir U kural işletiyorum. Burası 80 ise buradan ne gelmesi lazım? 100 gelmesi lazım. Demek ki 4Y dediğim neymiş? 100'müş. O zaman bir tane Y ne yapar? 25 yapar. Şimdi MN'yi unutun arkadaşlar. Burayı görmüyoruz. Bu sefer de KL ile PR'ye odaklanıyoruz. KL'nin üst köşesinde ne var? Şurası 25, 180'de buradan 105 var. Yukarıda 105 var arkadaşlar. Aşağıda ne var? P köşesinde 5Z var. Şu 5Z ile şuranın toplamı yani 25 ile 4x'in 80'in toplamı yani 105 ile 5Z'nin toplamı ne olacak? Yine 180 gelecek. Şimdi yukarıda 105 varsa aşağıda 5Z dediğim yerin ne olması lazım? 105'ten 180'e varmaya ne lazım bize? 75. Demek ki 5 tane z neymiş? 75'miş. O zaman bir tane z ne yapar? 15 yapar. Hepsini toplarsak 15, 35, 25 daha 55, 65, 70 yapar? Yok 20, 35, 25 daha tam 60 yapar arkadaşlar. Adana diyoruz. Evet 9. soru yine U kuralından çözelim arkadaşlar. Çok çeşitlendirmeyelim kurallarımızı. Ne kadar az kuralla çözebilirsek o kadar iyi. Tek bu kuralı öğrenelim, iyi öğrenelim. C noktasından üçüncü bir paralel doğruyu da ben çekiyorum. Şimdi sola bakan bir U yok mu? Burası 130 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 50. Sağa bakan biri U yok mu? Burası 80 ise buraya ne kaldı? 100. Toplarsak ne olmak zorunda? 180, 50, 150 tam ortasında ne eksik? 30 eksik diyoruz. 10. soru arkadaşlar bizden ne istiyor? B, A, F istiyor. Bakalım BAF yani şurası. Burası nedir arkadaşlar? X. Bizden X'i istiyor bu adamlar. Şimdi burada arkadaşlar iki tane doğru arası, ne yapmış? Şöyle tek bir zikzak yapmış. Tek bir zikzak. Yani nedir bu? M kuralı. Şu 3x arkadaki 2x açının toplamına eşit olacak. 3 tane x solda var. Sağda ne var? x ve 20 var. x artı 20'ye eşit olacak. Eksi bu tarafa attım. 2x kaldı burada. Burada ne kaldı? 20 kaldı. 2 tanesi 20 ise bir tanesi nedir? 10'dur. Zaten biz x arıyorduk denizli. 11. soru arkadaşlar. Yine u kuralından yapacağız. Bakın şu BD'yi şimdilik görmüyorsunuz. Unutun bu BD'yi. Şöyle A'dan B'ye doğru giden bir doğru. C'den D'ye giden bir doğru yok mu? Var. O halde bu iki tane doğru varsa bunlar birbirine paralelse şu iki tane açının toplamı ne olacak? 180. Yani 12M, 8M daha 20 tane M'nin ne yapması lazım? 180. 20 tane M 180 ise bir tane M ne oldu? 9 oldu. Bir tane M 9 ise burada kaç tane M var? 8 tane. 8 kere 9 arkadaşlar şurası ne yapar? 72 derece yapar. Bakın şunlar da birbirine paralel diyor. AC ile BD birbirine paralel diyor. Bunlar birbirine paralelse, şunlar birbirine paralelse, bakın sol kenarları birbirine paralel, sağ kenarları birbirine sağ kenarları aynı. Bunlar nedir arkadaşlar? Şununla şu yöndeş. Burası 72 ise burası ne olacak? 72 olacak. 12. soru arkadaşlar. BA ile CD paralel ve şu kenarlarda ortak olduğuna göre bu iki açı nedir? Yöndeş. Bu da buraya bakıyor. Bu da buraya bakıyor. Önce x'i bulalım. 2 tane x artı 15'in ne olması lazım? 55 olması lazım. 15'i karşıya attık. 2 tane x'e ne kaldı? 55'te 15 çıkarsa 40 kaldı. 2 tane x 40'sa 1 tane x neymiş? 20. Yirmi. Şimdi 20'yi yerine yazacağım. Şurada x yerine 20 yazarsam 20 kere 2 40. 15 de buradan geldi. 55 Evet. E, şu kenarlarımız ortak arkadaşlar. CE ile FG de birbirine paralel olduğuna göre bunlar da nedir? Kendi arasında yöndeştir. Bu da sağ üstte bakıyor. Bu da sağ üstte bakıyor. O zaman Y artı 25 ne olmak zorunda? 55 olmak zorunda. Y artı 25 arkadaşlar eğer 55 ise Y nedir diyoruz? 30 diyoruz. Bizden zaten ne istiyormuş? Y istiyormuş. Aslında ikisi bulmasak da oluyormuş. Biraz gereksiz olmuş. İkisi bulmamız. Evet. Y neymiş? 30'muş. Ceyhan diyoruz. Evet paralel doğruları sokak şeklinde çizmişler arkadaşlar. Bakın şuraya aktarıyorum aynı şekli. Demir sokak, meydan sokak birbirine paralel. Bir de altın sokak var. Bunları kesen. Şu üstteki açım neymiş? 44. Benden nereyi istiyor arkadaşlar? Şurayı istiyor. Şimdi burası 44 arkadaşlar. Z kuralı gereği şöyle bir Z varsa burası da ne olur? 44. Şöylece soru işareti 44'ün toplamı ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. 180'den 44 çıkarsa ne kaldı? 136 kaldı Adana diyoruz. 14. soruya geldik. Önce bizden ne istiyona bakalım? DCF. DCF. Şurayı istiyor bizden arkadaşlar. Evet bize neyi vermiş? BA ile CF paraleldir diyor. BA şurası CF burası. Bakın ne oldu burada? Şöyle bir paralel doğrular arasında bir Z oluştu. O zaman bu Z'nin iç kısımları iç ters olduğu için birbirine eşit. Burası 68 ise burası da nedir? 68'dir. Şimdi şöyle B'den E'ye doğru uzanan bir doğrum var mı? Var. O zaman şurası ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Burası 68 ise buraya ne kaldı? 12 daha 80 100 daha 180 ne kalmış? 112 kalmış. Şimdi benim aradığım açıda ne var? Hem 40 var hem de 112 var. Toplarsak ne yapar? 152 yapar. Deniz diyoruz. 15. soruya geldik arkadaşlar. Şu doğrularımız yine birbirine paralel. Zaten bu paralelliği vermese hiçbir şey ya hiçbir kural işlemez. Şimdi şöyle tersten bir Z çiziyoruz bakın yine. Şöyle tersten bir Z ile geliyorum. Ters Z. Düz Z'yi bulmak kolay da ters Z'yi bulmak biraz zor herhalde. 130 ise burası ne olmak zorunda? 130. Ama ne var burada? açıortay O zaman 130'un yarısı buraya, yarısı buraya düşecek. Şimdi şuradan da bir Z ile geleyim arkadaşlar. Şuradan da bir Z ile gelirsem gelemiyorum. Şurayı bilmediğim için. Ne yapalım o zaman? U kuralı işletelim arkadaşlar. Şurasıyla şurası nedir? Sol tarafa doğru giden ki doğru değil mi? O zaman şu ikisi ne olacak? 180 olacak. Burası 65 ise 180'e var mı ne kaldı? 115 kaldı. Arkasını sorarsa toplam 180 değil mi? İçeriye ne kaldı? 65 kaldı. Şuraya sorarsa toplam 180 değil mi? Ne kaldı buraya? 50 kaldı. Yine mesela sağa doğru uzanan iki açı yok mu? 130 e ise toplamda ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Buraya ne kaldı? 50. Her yeri gördüğünüz gibi bulabiliyoruz. A E G'yi soruyor bana bakalım. A E G neresiymiş? Şurası. Yani 115 istiyormuş benden. 16. soru arkadaşlar. Şekil üzerinde göstermişler. Biz ne yapacağız hemen bunu ee, doğru şeklinde göstereceğiz. Yani bayraklardan kurtulacağız. Ee, burayı doğruyla göstereceğiz. Şimdi bir bayrak direği var. Bayrak direğini doğruyla gösteriyorum. Bayrak şöyle bayraklar birbirine paralel diyor. O zaman şu birinci bayrağım olsun. Şu da ikinci bayrağım olsun. Benim şeklim ana hatlarıyla budur. Şöyle giden bir doğrum var. Bir de bu doğruyu böyle kesen iki tane doğrum var. Şimdi 130 o zaman nerede olacak arkadaşlar? Tam şurada olacak. X dediğim yer nerede olacak? Şurada. Y dediğim yer nerede olacak? Şurada olacak. Şimdi iki tane paralel doğrum uzanıyorsa arkadaşlar ne oluyordu iki tane paralel doğru varsa U kuralı. Burası 130 ise şurayla beraber ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Birbirlerini 180'e tamamlamak zorunda. Burası 130 ise X'e kaç kaldı arkadaşlar? 50 kaldı. Burası 50 ise toplamda ne oluyordu bunlar? Doğru açı oluyordu. O zaman 180'e tamamlayan ne kaldı? Y'ye 130 kaldı. X dediğim 50, Y dediğim neymiş? 130'muş. Nerede var? Evet C'de var. 17. soru arkadaşlar. Yine o kuralı, yine o kuralı. Bakın A'dan B'ye bir doğru, E'den F'ye doğru giden bir doğru var mı? Var. Şurası 110 sa 180'e tamamlayacak. Y'miz ne olacak? 70. Y'yi bulduk. Şimdi şurası A köşesindeki açı 45 artı 70'ten ne oldu? 115 10, oldu. O zaman AB ile CD de ne oluyor? 2 tane doğru oluyor sağ tarafa doğru giden EF'yi görmezsek. Şurasıyla şurası ne olacak? 180 olacak. 115 ile neyi toplarsak 180 olur? 115, 5 daha 120, 60 daha 180 ne oluyormuş? 65. X de neymiş? 65. 65 ile 70'i toplarsak ne yapar? 135 yapar. 18'e geldik. Yine U kuralı. Yine U kuralı. Bakın şu E'den doğru uzadığını düşün arkadaşlar şurayı. Şuraya doğru bir doğru. Buraya doğru bir doğru yok mu? Var. O zaman şu B köşesindeki açıyla şu F köşesindeki açının toplamı 180 olacak. Burası 120 ise buraya ne kaldı? 60. Şimdi şöyle bir ters Z çizersem arkadaşlar. Şöyle bir Z çiziyorum. Birazcık daha belirginleştireyim. Z'mi. Evet. Evet şu açımla bu açım ne olacak? Eşit olacak. Burası 60 ise burası da 60'tır. Burada bir açı ortay var arkadaşlar. Buraya 60 yazarsam buraya da hemen getirip 60 yazıyorum. 60, 60, 120 üçgenin üçüncü açısına ne kaldı? Bir 60 daha kaldı. X neymiş? 60'mış. 19'a geldik arkadaşlar. Bir sürü çözüm yolu var. En basitini göstereceğim ben. G'den F'ye uzanan bir doğru. C'den D'ye doğru giden bir doğru yok mu? Var. O zaman 3. doğruyu da ben çiziyorum. Tam A noktasından bunlara paralel 3. doğruyu da ben çiziyorum. Şimdi şu 40 sağ aşağıya bakıyorsa şurası da ne olacak? 40 olacak yöndeş açı. 73 sağ üste bakıyorsa şurası da ne olacak? 73 olacak. Bunlar da nedir kendi arasında? Yöndeş açı. O zaman X neymiş? 73 artı 40'mış. Yani ne eder? 73, 40 daha. 113 eder. 20. soru. Biraz karışık çizerek bizi korkutmaya çalışmışlar ama en basit yöntem ne arkadaşlar? Bakın BA ile FD paralel diyor. Şu iki doğru birbirine paralel arkadaşlar. bunlarda da kesen bir üçüncü doğru yok mu? Var. O zaman ne olacak? Bakın sağdan geliyorum. Ters Z ile geliyorum. Şöyle ters Z çizersem arkadaşlar ne oldu? Şu ikisi iç ters. Şununla şu Z'nin iç kısımları olduğu için şöyle düşünün. Şurası z'nin bir tarafı. Bu da z'nin diğer tarafı. Bunlar eşit olacak. Yani 80 artı 3x eşit olacak. 50 artı 5x'e. 50'yi buraya attığım 80'den 50 çıktı. 30. 3x'i buraya attığım 5 xten 3x çıktı. 2x. O zaman arkadaşlar bir tane x'ine yapar. 15 yapar. Bizden zaten x'i istiyordu. Cevap ne diyoruz? Adana diyoruz.